Arkadaşlar merhaba. Bantas'ın bilançosuna bakacağız 2024'ü için. Tabii artık enflasyon muhasebesi sona erdi arkadaşlar. Hem bir önceki çeyreğe hem bir önceki çeyreğe bakacağız. Ve bizim yaptığımız şey de her şey çeyreklik arkadaşlar. Bunun nakit döndürme süresi olsun, meselmesi ve diğerler olsun hepsi çeyreklik. Nakit döndürme süresine başlayalım. Nakit döndürme süresi hem geçen yılın hem bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yükselmiş bir miktar. İşletme sermayesinde açık oluşmamış tamam ama oluşmak üzere arkadaşlar yavaş yavaş aşağı doğru geliyor. Şu anda sorun yok arkadaşlar. Evet, net borç yok. 36 milyon eklemiş üstüne 248 milyon şirketin kasasında para var arkadaşlar. Başka ne yapmış? Nakit akışında sorun yok. Yatırım yapmış mı ona bakalım şirket. Yok arkadaşlar. Rutin içine çıkan herhangi bir yatırım gözükmüyor. Herhangi bir yatırım yok. Stoklar stabil. Evet. Esas mesele burası arkadaşlar. Biz faaliyetler yani. Buraya odaklanacağız. Tabii yasal uyarı da bu arada okuyun. Hasrattan başlayalım. Hasrat geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynağıyla %37.77 oranında hasılat yaparken şu anda bu oran 32.88'e ne yapmış? Gerilemiş arkadaşlar. Bir önceki çeyrekte 71'miş. Dolayısıyla hem geçen senekinden hem bir önceki çeyrekten ciddi oranda aşağıda bir performans göstermiş arkadaşlar. Favori gelince geçen yıl 3.14'müş Favök. Şu anda 6.40'a çıkmış ama bir önceki çeyrek 14.22'miş. Bu geçen senekinden ama bir önceki çeyrekten kötü. Dolayısıyla bir önceki çeyrekte hem hasılatın hem değil mi? Hasılatın gerilemesi buradaki Favök marjının daha gerilemesi pek hiç hoş olmamış değil mi arkadaşlar? Her ikisi birden gerilemiş. En azından bir önceki çeyreğe göre. Tamam bir yıl öncekinden Favök iyi ama orada da hasılat kaybı var. Dolayısıyla belki telafi etmiştik bir yıl öncekine kıyasla ama bakacağız şimdi. Net kâra bakıyoruz. Net kâr geçen yıl 1.47'ymiş. Şu anda 5.79 yalnız bir önceki çeyrek 11.04. Arkadaşlar bu da yine geçen senekinden iyi ama bir öncekinden kötü olmuş. Net kâr nereden gelmiş? Favök üretmiş. Net kâr ertelenmiş vergisi yok. Evet. Şöyle gelelim arkadaşlar. Öz kaynak büyümesine. Tabii değerlendirmeler geçmişte kaldı arkadaşlar. Şimdi şirket değerlendirmeden zarar yazmış gözüküyor. Bu çeyrek %8 kayıp yapmış. Bir önceki yıl aynı çeyrekte %25 kayıp yapmış gözüküyor. Ama orada enflasyon muhasebesinden dolayı arkadaşlar. Bir önceki çeyrek enflasyon muhasebesi yaptıkları için böyle bir kayıp oluyor. Ama şu anda bir önceki çeyreğe göre %8 kaybetmiş yani. O doğru. Şirket geçen yıl bu zamanlar öz kaynakları bir önceki çeyreğe göre %23.60 azalırken şu anda da azalmış ama oran biraz düşük 2.26. Bir önceki çeyrek pozitifmiş. Dolayısıyla bu geçen senekinden iyi ama bir öncekinden kötü olmuş arkadaşlar. Yıllık öz kaynak büyümesine bakarsak geçen yıl 65.8'miş. Şu anda 50. Arkadaşlar 0. Bir önceki çeyrek 71.2'ymiş. Dolayısıyla bu da her iki çeyrekte kötü olmakla kalmamış. Enflasyon altı bir büyüme olmuş. Enflasyonu artık 59 kullanıyoruz. Çünkü geçen çeyrek 54 kullanıyorduk. Enflasyon artınca biz TÜFE bölü 2 kullanıyoruz arkadaşlar. Yani TÜİK'in enflasyon rakamlarını kullanıyoruz. Fazla da eksiktir onu bilmiyoruz. Yani onu kullanıyoruz. Onunla da değerlendirme yapıyoruz. Dolayısıyla çok da önemli değil. Yani hangi enflasyonun olduğu. Yani el akıntını kullansaydık ona göre değerlendirme yapacaktık. Şimdi fiyat hareketine bakalım. 21.12.2021'de bu yana gördüğü en düşük fiyat 2.57'ymiş. Oradan bu yana öz kaynaklar %244 giderken fiyat onun önüne geçmiş arkadaşlar. 5 yılın en düşük FK'sı 4.18'miş.
Şu anda 6.05. Dolayısıyla bir en düşük günün 1.45 katı yukarısında. 5 yıllık en düşük piyasa değeri defter değeri 0.49'muş. Şu anda 1.59, o da en düşüğünün 3.24 katı yukarıda. Halka açık oranı 57, yani 58, ideal bir rakam arkadaşlar. Yabancı paranın öz kaynaklar etkisi şu anda olmamış. Arkadaşlar fiyat hareketine bakarsak 2023'e 9'da 6.94'müş. Oradan bu yana %49 gitmiş. 6 ayda %49. Büyük bir getiri. Yatırım suyu üzmemiş. Ama bir önceki çeyrekte 12.15'miş. Oradan %14 aşağıda. 14.81. Neden? Çok gitmiş. Daha çıkıdırdı gidince biraz tırpanlanmış. Şu anda fiyatımız 10.35. Bakalım nereye gidecek sevgili arkadaşlar. Zirve fiyatımız 15.70'miş. Oradan da zaten %34 aşağıda. Şunu biraz açayım. Ama büyük rakamlarda çıkmıyor işte. Mübarek. Neyse. Şimdi bir takım ölçümler yapacağız arkadaşlar. Ölçümümüzün birisi defter değerimiz ne kadar sürede fiyata erişir mevcut büyümeyle, yani %50 büyümeyle. O da 1.1 yıl 14 ay çıkıyor. Biz bundan 12 ay fazlasını kabul etmiyoruz biliyorsun. 2 ay bana göre fazlalık var. Hiç kimse 12 aydan fazla bir şeyi satın almamalı diye düşünüyorum. Benim niyetim o, yani fikrim o. Biz buna hava parası diyoruz. Dolayısıyla fazla hava parası vermek iyi değil. Önden yüklemeli alıyoruz. Yani biz geleceğe satın alıyoruz. Bu anlama gerek. Sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla biraz köpük var. Yani 2 aylık. Ama mazur görülebilir mi? Siz karar sizin. Şimdi ikinci bir ölçümümüz var arkadaşlar. Şirketin getirisiyle alternatif getir, yani faiz ve enflasyonu kıyaslayacağız ve şirkete bir değer biçeceğiz. Şirketimizin öz kaynakları, yani birim başına düşen öz kaynağı neydi? 6.51. Bunu biz %50 oranında çoğaltırsak bir yıl sonra bu şirketin orta olarak kazancımız 3 lira 25 kuruş olacak. Yani bu 3 lira 25 kuruşu kazanmak için biz şirkete ne veriyoruz? 10.35. İşte bu 10.35'i şirkete değil de %58'de faize koysaydık 6 lira getirimiz olacak. Yine bu 15.70'i 10.35'i herhangi bir duran varlık alırsak bunu yağ çeker. Enflasyondan kaynaklanan kazancımız 6 lira 11 kuruş olacak. Dolayısıyla alternatif getiri şirketin getirisinin, şurada bir yaza boyayım, 1.88 katı arkadaşlar. Dolayısıyla böyle durumlarda ne diyoruz biz buna? Olmamış diyoruz. Bu da olmamış zaten. Olmamış yani. Bir önceki çeyrek de galiba olmamış demişti yani. Olmamış fark etmiyor yani. Hani olması için işte %14, %15 düştü artık oldu mu? Yok arkadaşlar, olmamış. Enflasyonu ve faizi yenecek. Tabii bu bilanço geçmişi gösterir. Doğru. Geleceği göstermez. O da doğru. Ama sen gelecek hakkında bir çalışma yaptın mı? Bu şirket bu kadar büyüyecek en az. %93.73 oranda büyüyecekse. O zaman sen doğrusun, haklısın. Değiştirelim büyümemizi. Görelim bakalım. Gördüğünüz gibi şirketin getirisiyle enflasyon getirisi eşit oldu. O zaman ne diyoruz? Şirket dengede diyoruz. Yani şu andaki fiyat değerinde. Anasının ak sütü gibi herhalde diyoruz değil mi? Bak değer fiyat çıktı 10.35. Bu kadar büyüyecekse bu fiyatı hak eder diyor. Matematik söylüyor bir de. Ben söylemiyorum yani. Peki arkadaşlar, buna yönelik bir işaret aldık mı? Yani şirketin düzeldiğini, büyümenin %93'ünü almadık değil mi? Ben de almadım. Bilanço bize bunu söylemiyor. Hasılat da azalmış, fabrika azalmış, net kar azalmış, yıllık büyüme azalmış, çeyreklik büyüme azalmış. Yani 5'te 5 iyi gitmiyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla ben bu %93 büyümeyi beklemem. Ancak fiyatın geri çekilmesini beklerim. Eğer fiyat burada olsaydı, burada olacak demiyorum. Matematik böyle diyor arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi şirketin getirisiyle enflasyon getirisi eşit oldu. Yine denge noktası oluştu. Demek ki iki tane koşul var arkadaşlar. Birinci koşulumuz ya şirket büyümesini arttıracak ya fiyat aşağı gelecek. Bunun başka çaresi yok. Başka yolu da yok. Doğru da değil zaten.
Değer her zaman fiyatı çağırır. Ne yaparsanız yapın arkadaşlar. Kim ne yaparsa yapsın. Gruplar girsin, alsınlar, götürsünler, getirsinler ama süreç içerisinde. Ama 10 gün sonra, ama 1 ay sonra, ama 3 ay sonra. Mutlaka her şey layıkını bulur. Hatta daha da aşağı düşer. Değerinden. Bu hep böyle olmuştuk. Bundan sonra da hep böyle olacak. Fiyat ne olur? Ya onu bilmiyoruz, fiyat ne olur. Bak daha önce de biz bir an çekmişiz. Fiyat 12-15'ten işte 14'e eksi 14 yapmış. Bilmiyoruz fiyatın ne olacağını. Buradan bu düşer mi, çıkar mı? Beni neyi ilgilendirmiyor ki? Çünkü ben fiyat alıp satmıyorum. Fiyatı trader alıp satıyor. Bende doğru yetenek yok. Ben trader özelliğim yok. Yani kısa vadede alıp sat yapamıyorum ben. Yapamıyorum, beceremiyorum. Ya da yapmak istemiyorum. Ben küçük şeylerin peşinde değilim. Onun için yapmıyorum. Gerek yok yani. Böyle şey gerek yok. Ben değer alıp satıyorum arkadaşlar. Bir şey, değer oluşturan şey de nedir? Şirketin öz varlıkları, onu büyütme potansiyeli ve alternatif yatırımla olan korelasyonu sonucu. Ortaya çıkan matematiksel değere ben değer diyorum arkadaşlar. O da şu anki mevcut koşullarda bize 5.52 işaret etmekte. Dolayısıyla şirket şu anda yatırım için cazip değil. Spekülasyon için cazip mi? Elbette. Değer yatırım için cazip değil arkadaşlar. Neden? Alternatif getirisinin 2 katı kadar, 1.88 neredeyse 2 katı kadar kazanıyorsa, sen faizi, enflasyonu yenemiyorsan o zaman yatırım aracı olamazsın. Onların aşağısında bir performans gösterirsen, her ülkede sen bu şirkete yatırım yapar 3 lira kazanırsın ama enflasyon ne olur? Enflasyona mağlup olursun, faize mağlup olursun ve paran aslında reel anlamda erir. Eğer şirketin ortağı olacaksan değer yatırım olacak. Ama fiyat oynuyorsan dedim gibi, fiyatı bilmiyorum ama tekrar o 15'e mi gider, 35'e mi gider, 45'e mi gider? Yoksa paldır küldür çakılır yarı fiyatına mı gelir? Gelmiş mi? Gelmiş bak işte 0.49 pandemide görmüş bunu. Ya daha önce görmüş mü? Artık pandemide veya başka bir yerde. Görmüş mü? Görmüş yarı fiyatını. Değil mi? Defterdeki yarı fiyatını yapar. 3.25 yapar. 3.25'i de görebiliyormuş. Onun yaklaşık 5 katını da görebiliyormuş arkadaşlar. Demek ki bunlar borsada mümkünmüş. Şu olmaz, bu olmaz. Şuraya gitmez, buraya gitmez demiyorum. Çünkü biz öyle bir şey deme hakkımız yok. Bilemeyiz fiyat nereye gider. Yani biz zaten bir şeye gitmez de demeyiz. Etmez deriz, etmez. Etmez ama yine gidebilir mi? Evet gidebilir. Etmez ama gidebilir. Eder ama düşebilir mi? Evet. Eder ama düşebilir. Bu kadar basit. Burası borsadır zaten. Burada mantık aranmaz. Sen yapacağın şey ucuz gördüğün kağıtları alıp onları pahalanca satmak. Bu kadar. Yapacağın başka bir şey yok. Dolayısıyla bu olmamış diyoruz. Tek kelimeyle. Bundan sonra karar sizin. Yasal uyguluyu da gösterdik. Alırsın, satarsın, kar desin, zarar desin. Tuşlara sen basıyorsun. Hoşçakalın.